Merhaba, yakın planda karşınızdayız. Siyaset konuşacağız. Memlekette siyaset uzun zamandır Mart yerel seçimine odaklı vaziyette. Genel seçimden yerele taşınan ittifaklar söz konusu. Uzun süren toplantılar, hararetli pazarlıklar, heyetler arası, ziyaretler, genel başkan düzeyinde görüşmelerden sonra bugün gelinen noktayı masaya yatıracağız. AK Parti Milliyetçi Hareket Partisi CHP'si nispeten hızlı ilerleyen bir ortaklık. Dün liderler bir kez daha görüştü ve iş artık son dokunuşlara kalmış gibi görünüyor. Örneğin büyük şehirlerin büyük ilçeleri gibi. Diğer taraftan dün akşam bu saatlerde artık biliyorduk ki Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti yerel seçim ittifakı üzerinde anlaştı. İki parti 21 ilde, 21 büyük şehirde birbirini destekleyecek. Cumhuriyet Halk Partisi acaba üç büyük şehirde kimi aday gösterecek? Önemli sorulardan biri de bu. Tabii başka sorular da var. Partilerin yerel seçim hesaplarına bakacağız. Tabii ama bir de Suriye'nin kuzeyine düzenlenecek üçüncü harekat söz konusu gündemimizde bu da var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fırat'ın doğusuna birkaç gün içinde harekat düzenlenecek dedi. Bu harekatın çapı, kapsamı ne olacak? Türk askeri hangi noktalardan Fırat'ın doğusuna girecek? Alandaki Amerikan askeriyle karşı karşıya gelmeden nasıl ilerleyecek? Bu arada Amerika Birleşik Devletleri de müttefiki olan YPG'ye yönelik bu harekata nasıl bakıyor? hala ilginç bir şekilde tepki gelmemesinin bir anlamı var mı? Hepsini konuşacağız. Peki kimlerle? Konuklarımı hemen anlatmak, tanıtmak isterim. Profesör Doktor Mithat Baydur, Okan Üniversitesi'nden Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı. Nuhal Bayrak, Bayraktar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, Oral Çalışlar Posta Gazetesi Yazarı ve İsmail Çağlar'da SETA Medya ve Toplum Araştırmaları Direktörü. Hepiniz hoş geldiniz. Başım başım. E, Mithat Bey sizinle başlayalım mı? Açılışta da sözünü ettiğim o konu. Cumhurbaşkanı 3. Harekatla ilgili birkaç gün içinde başlayacak dedi. Üzerinden aslında saatler de geçti. Amerika Birleşik Devletleri'nden bu konuyla ilgili herhangi bir e, açıklama gelmedi. Bir tepki de yok. Bu sessizliğe bir anlam yükleyelim mi? Evet. Yani aslında gelmedi değil. Yani en üst düzeyde olmasa da Pentagon Sözcüsü'nün sözcüsü evet, gibi yani bir, bir düzey şey, tam da bilmiyorum çok ama. Hadi sıcak bakmıyoruz şeklinde bir takım açıklamalar geldi ama Tabii tabii şunu söylemek lazım. yani Amerika Birleşik Devletleri'nin zaman zaman bazı kaygılarınıza hak veriyoruz gibi sözlerinden yola çıkarsak ve hatta çok uzun zamanlardan önce Türkiye'yi böyle bir oluşuma ikna etmek için PKK ile ki bunları o zamanlar yani ben kendi adımı hatırlıyorum söylemiştim böyle bir planı var Amerika Birleşik Devletleri'nin orta ve uzun vadeli diye birkaç kanalda birden bunlar çok önemli think tank kuruluşlarında yazılıyordu. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiki olan Türkiye'yi üzmemek kaygılandırmamak ve böyle bir konuda tedirgin etmemek için PKK ile PYD'nin ayrı bir şey olduğunu adeta empoze etmesi lazım. Hatta sahada PKK'nın temizlenmesi lazım ve bunu da Türkiye'ye ayrı oldukları konusunda ikna edici bir yöntem kullanması lazım. Dedikten sonra da isim değişikliğine gittiler. Suriye Demokratik Güçleri gibi. Biliyorsunuz bunun kompozisyonu tamamen aslında Kürt etnisitesinden oluşma içerisinde Araplar da var dediler. Tabii Türkiye bunun yani uzun yıllar terörden çok çek ve terörle e, büyük mücadele vermiş, teröre karşı bir ülke olarak 35-40 yılını geçirmiş bir ülke olarak e, bu tür şeylere, e, böyle bir ikna sürecine çok çabuk ikna olmayacağı belliydi. Yani bu, bu bunu yani amiyane tabiyle seyirciler daha iyi anlasınlar diye söylüyorum, Türkiye'yi yutturamazlardı. Şimdi dolayısıyla Türkiye ve özellikle siyasi elit Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda Türkiye'nin hiçbir tavizi olmayacağını söyledi. Ve olmayacağına dair de hani o bir terör kuşağı dediğimiz uzun 911 kilometrelik o kuşak boyunca biliyorsunuz Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Operasyonu ile beraber o kuşağı parçaladı. Yani aslında onu parçalarken mesela Afrin'le Ayn El Arp Ayn el Arap denen Kobani yani anlaşılan şeyiyle söyleyeyim artık Kobani'yi daha iyi biliyor herkes. Kobani arasındaki bağlantıyı koparttılar. Şimdi eğer birkaç gün sonra yeni bir e, harekat olursa bu sefer de e, şeylen, Kobani ile Cizre arasındaki bağlantıyı tabi e, tabii Türkiye koparmak isteyecektir ister istemez. Şimdi tabii e, burada Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun zamandan itibaren yani işte e, ne tesadüftür ki hidroelektrik santrallerinin olduğu, bazı doğalgaz ve petrol yataklarının olduğu, yani Suriye'nin servetinin %72'sini tuttuğu ve e, tuttukları alan itibariyle de neredeyse Suriye'nin yüz ölçümünün %40'ında Amerika Birleşik Devletleri'nin hakim olduğu bir konjonktürden söz ediyoruz. Dolayısıyla Türkiye elini kolunu bağlayarak bunu beklemeyeceği, günün birinde kendi payına düşen, sınırdaş bir ülke olarak bu terör yuvalarına karşı böyle bir hamle yapacağı belliydi zaten. Peki bardağı taşıran son damla ne oldu? Bardağı taşıran son damla 30 bence Amerika Birleşik şey Devletleri'nin, evet aynen bravo, ee, Genelkurmay Genel Başkanı'nın Başkanı, açıklaması. Joseph Dunford'un 35-40 bin kişiyi biz istikrar için donatmakla yükümlüyüz dedi. İyi. Yani burada ben kalıcıyım, bunlarla hemhal olmaya devam edeceğim demesi yani benim kişisel kanaatim bardağı taşıran son damla oldu. Peki. Ve ondan sonra Cumhurbaşkanı işte biliyorsunuz o çıkışı geldi. Ee, birkaç gün içerisinde bu harekatı yapacağız dedi. Hı hı. E, Oral Bey siz ne düşünüyorsunuz? E, evet bu... E sebep olmuş olabilir belki bardağı taşıran son damla Pentak Genelkurmay Başkanının Amerikan açıklaması. Ama ben hala şunu sormak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nden Amerika Birleşik Devletleri ile acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuşmayı, bu açıklamayı yaptıktan sonra şu anda bilmediğimiz bir trafik yürüyor mu? Bir diplomasi var mı? Cumhurbaşkanı mesaj mı vermek istedi bunu söyleyerek? Aslında Mithat Hoca'nın söylediği gibi bu mesele köklü ve bir stratejik kavga meselesi. Yani Amerika'nın bölgede bazı stratejik hesapları ve stratejik kararları olduğunu biliyoruz. Bu stratejik kararların temeli de İsrail'i özellikle bölgede evet. korumak ve petrol yatakları üzerindeki etkinliğini sağlam tutmak. Bunun için PDYPG ile ittifak ve onları korumak ve kollamak gibi bir çizgi tutturdu. Türkiye'nin tepkisine rağmen bu çizgiyi sürdürüyor ve Türkiye'de her şeyde her adımda bunun yanlış olduğunu, bunu kabul etmeyeceğini ifade ediyor. Şimdi bu sonunda 35-40 bin kişiyi de getireceğiz sözü aslında artık bu stratejinin çok köklü bir şekilde uygulanacağı anlamına geliyor. Türkiye'de Amerika'nın müttefiki olarak hayır bunu yapma. Bunu yaparsan ilişkilerimiz daha da kötüleşebilir. Biz operasyon da yapabiliriz anlamında bir çıkış yaptı. Muhtemelen bu çıkış, şimdi Amerika bu çıkışa nasıl bir karşılık verecek? Pentagon'dan yapılan açıklama, bunu doğru görmüyoruz şeklinde bir açıklama yaptı Pentagon. Bu açıklama bence Amerika'nın genel açıklaması anlamına gelecek bir süre sonra. Muhtemelen yeni baştan Türkiye'yi ikna etmek üzere bir masaya da oturulabilir bu sürecin bir parçası olarak. Yani Amerika biz size karşı değiliz, işte YPG'yi bir şekilde kontrol ederiz diye geçmişten bugüne kadar süren şeyi sürdürecek. Türkiye kabul etmeyecek. Ben operasyon meselesini artık Amerika ile olacak o ilişkinin belirleyeceğini düşünüyorum. Yani Amerika operasyon istemeyen sert bir tavır alırsa Türkiye ne yapar onu bilmiyorum. Çünkü Afrin'den farkı şu Afrin'de orası biraz Sovyetler Rusya'nın egemenlik alanı içindeydi ve Rusya Afrin operasyonuna Türkiye'nin yapmasına yol verdi. Ve yol verince iş kolaylaştı. Amerika da sesini çıkaramadı fazla. Ama şimdi Memviç Amerika'nın egemenlik alanlarından. Yani Amerika ile Rusya arasında bölünen bölgede Memviç daha çok Amerikan hegemonyası alanına giriyor. Bu yüzden Amerika ile bir uzlaşmayı gerektiriyor Memviç'te yapılacak işler. Ama Türkiye de buna karşılık şöyle bir çıkış yaptı. Yani sen bana zararlı adımlar atarsan ben de karşılık verebilirim şeklinde bir çıkış yaptı bu çıkışın ne nasıl bir sonuç vereceğini önümüzdeki günlerde görürüz. Nur Bey ne diyorsunuz? Pentagon sözcüsünün o ilk açıklaması Amerika'nın resmi açıklaması olarak kabul edilirse, Beyaz Saray'dan da onu destekleyen tonda açıklamalar gelirse biz bu işe karşıyız diye. Şimdi sahada da Amerikan askerleri var. Oradaki o süreç nasıl olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümlelerini biliyoruz. Bizim Amerikan askerine karşı değil hareketimiz dedi. Ama o istihbarat paylaşımı nasıl olacak? Amerika'ya ve istihbarat verilmeyecek mi? Verilmezse Amerikan askeri orada. Verilirse onlar YPG ile paylaşmayacak mı gibi sorular var? Şimdi doğal olarak Amerika'nın zaten tamam e, Türkiye bu operasyonu yapabilir, e, benzeri bir tavır e, beklemiyorduk Amerika'dan zaten. Bence bu o, ilk tepki çok doğal, çok normal. E, ve bunu da zaten Türkiye mutlaka e, hesap etmiştir e, bu tepkiyi. İki, ben asıl bardağı taşıran damlanın o, o Genelkurmay Başkanı'nın açıklamasından ziyade, o çünkü bilinen bir şeydi yıllardan beri, buraya silah yiyorlar ve oradaki eğitiyorlar zaten. E, gözlem evleri konusundaki Amerika'nın e, tavrı olduğunu düşünüyorum. Hem böyle bir adım attı Amerika, hem de çok e, bana göre uluslararası ilişkilere bile sığmayacak, çok basit ve çok e, karşı tarafı çok rencide edici bir tavırla e, Türkiye'nin tepkisi üzerine biz e, bu gözlem evlerini sizin güveniniz için e, kuruyoruz, işte oradan gelecek saldırıları önlemek için kuruyoruz gibi. Türkiye'yle biraz alay eder türündeki bir e, tavırla karşıladı bunu ve buna devam ettiler, bunu hatta hala devam ediyorlar, yapmaya devam edecekler. E, bunlar çünkü Amerika'nın sürekli olarak aynı taktiği İsrail'de de görüyoruz. Bir adım atıp onu bir süre sonra normalleştirip kendilerine göre do, yani fiili durumu normalleştirip başka bir adım daha atıyor. Şimdi gözlem evleri ile ilgili uzun süre tartışma oldu. Varsayalım ki Amerika evleri konusunda geri adım attı tünak içerisinde yani bunu kaldırmayı kabul etti sanki çok büyük bir adım atmış gibi olacak halbuki bundan o, neyse işte bir ay önceki kalıcı olan konuma gelmiş gelmiş kalıcı problem olduğu konuma gelmiş olacağız gene. dolayısıyla Türkiye şunu gördü bu gidişatla Amerika'nın Türkiye anlaması mümkün değil e, o bakımdan. E, mesaj mı verdi acaba Erdoğan gibi şeyler söyleniyor. Erdoğan yıllardan beri mesaj veriyor bu konuda. Yani gayet ciddi olduğunu, Türkiye bunu kabul edemeyeceğini sürekli söylüyor zaten. Ben bunun, evet mesaj ama şöyle bir mesaj. Bir söylem olarak yer adım attırma anlamında değil ama fiili olarak Amerika'nın, Türkiye'nin işte hedefimiz şey değil, Amerikan askerleri değil ifadesinde şunu anlıyoruz. Tamam orada zaten şey gibi serpiştirmiş üsler var Amerikan. Dolayısıyla orayı, o bölgeyi tamamen boşaltması gibi bir şey beklemiyoruz ama birkaç gün önce şu tür haberler geldi. Amerikan askerleri, işte o bölgedeki Amerikan askerleri PYD'li teröristlerin aralarına dağıldılar türünde bir haber geldi. Bu az önce söylediğim daha farklı bir şey. Yani o noktaların terk edilmesi anlamına ya bir mesaj olduğunu ben bunu düşünüyorum. Ee, mutlaka istihbarat paylaşımı yapılacaktır. Daha önce e, bir küçük bir operasyon yapıldı bir bölge orada bir bölge biliyorsunuz o zaman yaklaşık e, tam saatin hatırlamıyorum bir saat falan önce bilgi verildi Amerika'ya yani çok fazla sahada PYD'ye e, o saldırıya göre konumlandıracak bir vakit bırakmaksızın ama yine de bilgi vererek bir saat gibi kısa bir süre önce bilgi verildi kendilerini tedbir alması için benzer taktiği uygulayacağını düşünüyorum ben burada iki cümlede şunu söylemek istiyorum. biz fiili durum üzerine hep konuşuyoruz. Nedir fiil durum dediğimiz? Amerika sadece kendi gücüne dayanarak orada böyle bir bölge oluşturdu. İşte silah yığını deposu yaptı adeta orayı. ve Suriye'deki yabancı güçler Suriye'yi terk etsin diyecek kadar yani kendilerinin yabancı güç olmadığını düşünecek kadar da bir vahim bir durumdalar orada. Ee, ve şimdi Türkiye'nin oraya yapacağı operasyon tartışılıyor. Türkiye daha önce olduğu gibi 51. maddeden e, maddenin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak bu operasyonu yapacak. Şunun için bunu söylüyorum. Fiili durumda Amerika orada konumlanmış olabilir ama e, normalde hem uluslararası ilişkiler açısından hem de e, insani açıdan Türkiye'nin eli daha güçlü. İki tane mesele çok önemli. Bunu dile getirmemiz lazım bizim bu tür konuşmalarda, tartışmalarda. Nedir? Birisi... Yani bu harekatın iki tane önemli sonucu olacak. Siyasi ve sosyolojik iki sonucu olacak. Siyasi sonucu dediğimiz şey İdlib'deki mutabakattan sonra, silahsız çözüm konusundaki mutabakattan sonra Suriye'nin toprak bütünlüğünü esas alan kalıcı bir siyasi çözümün önündeki tek engel bu bölgedeki bu işgal kaldı. Dolayısıyla bu adım orada kalıcı bir siyasi çözüme de ciddi anlamda olanak sağlayacak. İkincisi, şu nokta çok önemli Seda Hanım. Şimdi sürekli olarak biz orada işte Kürt bölgesi, Kürt bölgesi diye, diye telaffuz ediliyor. Belki doğru orası Suriye'nin işte Kürtlerin yoğun olduğu bölge ama PYD, PKK orada Kürt bırakmadı. Yani kendilerinin, kendilerinin o terörist faaliyetlerine destek verenlerin dışında kimseyi bırakmadı. Bugün o Kürtler Türkiye'de büyük bir kısmı. Dolayısıyla daha önce Afrin'de ve bir süre önce işte Cerablus'ta olduğu gibi o bölgedeki yapacağı harekattan sonra bu belki uzun zaman alacaktır mutlaka ama ondan sonra asıl bölgenin gerçek sahiplerine sahiplerine kavuşmasını Kürtlerin kendi evine yurduna dönmesini sağlayacak bu harekat. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman Türkiye'nin yaptığı şey bir dışarıya bir operasyon yani ülkenin dışına çünkü böyle yansırıyor şu anda. Şu anda başladılar bu şeylere medya operasyonlarına başladılar. Türkiye sınırları dışında bir operasyon yapmıyor. Yani bir toprak kazanma operasyonu yapmıyor. Tam aksine insani ve siyasi açıdan orada bir çözümün sağlanması için bir adım atıyor da böyle bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Tabii onun için zaten Kürt bölgesi demek, terör bölgesi demek yani, lazım daima. Kürt bölgesi terör bölgesi. bölgesi demek. Evet doğru ama Kürtlere karşı yapılan bir hareket değil bu. Evet bu çok evet. önemli. Tabii. İsmail Bey siz ne diyorsunuz bu? Şunu sorayım duvarda taşıran sizce ne oldu? Türkiye açısından defalarca dile getirdiği bir konu zaten sınır hattının güvenliği konusu. Ama Fırat'ın doğusuyla ilgili olarak özellikle Danford'un açıklaması mı yoksa Nuh Bey'in dediği gibi gözlem mi meselesi mi? ben de üçüncü bir seçenek sunmuş olayım. Aslında o bardak bayağıdır taşmış durumda. Şunu kastediyorum. Evet Amerika'nın Suriye'ye dair bir stratejisi var. Ama o stratejiyi hayata geçiriş tarzına baktığımızda orası bana bardağın uzun süredir taşmış olduğunu söyletiyor. Evet Amerika'nın bir süper güç büyük emelleri e, var. Dizayn etmek istiyor. Bunu e, PYD üzerinden yapmak istiyor. Bu amaçla e, PYD'yi e, eğitiyor, donatıyor, silahlandırıyor. E, bu büyük e, emellere e, mutabık olacak şekilde de askeri varlık göstermiyor. Evet askeri üslerden e, bahsediyoruz e, ve yani sayısı da oldukça fazla olan askeri üslerden bahsediyoruz. Ama bunlar e, nihayetinde e, bu emellerle mukayese ettiğinizde sınırlı bir askeri varlık, bir e, bölgesel kontrol, teritoriyel bir e, şeyi yok. Yani neyle mukayese edebiliriz? <laughs> Bunu bu zamanda Irak operasyonuyla mesela mukayese edebiliriz. O şekilde fiilen muharip unsur olarak sahada bulunan bir Amerika yok. Tabii ki bunu ona kudreti olmadığı için e, yapıyor değil ya da o şekilde sahada bulunmuyor değil. Bu bir tercih Amerika açısından. Özellikle Trump'ın politikalarına bu Obama döneminde böyleydi. Trump'ın politikaları bu yönüyle de aslında teyit etmiş oldu. O anlamda Obama ile arasında bir devamlılık var. Çok fazla maliyet üretmeden, ekonomik ve askeri maliyet üretmeden bu süreçleri yönetmeye çalışıyor. Zaten halihazırda orada YPG varlığı da varken kullanılabilecek Evet. bir ihtiyaç bunun duymuyor. Bunun neticesi e, Türkiye ile olan ilişkilerde o bardak taşma meselesine gelirsek Türkiye ile olan ilişkilerde neticesi bir oyalama e, politikası yani şeyi hatırlayalım, Membiç'i hatırlayalım. de bu işte şu an onun da çok fazla nitelikli bir şekilde işlediğini Aslında söyleyemeyiz. Aslında oradaki yol haritasının da belki kör topal al gittiğini söylemek çok yanlış olmaz. Ama o yol olmaz. haritası hatırlayın nasıl mümkün olmuştu? Türkiye şey üzerindeki, Membiç üzerindeki şeyi iyicene arttırınca baskıyı arttırınca afrinden sonra. Yani bir yere kadar oyalamak artık oyalamanın mümkün olmadığı yerde de yeni vaatler, yeni planlar, işte yeni beraber hareket edilecek yol haritaları bu bir şekilde zaman kazanıyor. Aslında oyalamanın bir başka dersiyonu. aşaması. Yani dolayısıyla bu açıdan baktığımızda o yani bardak uzun süredir taşmış gibi gözüküyor. Bu oyalamaya karşılık da Türkiye'nin bu yeni operasyonunu da ve Amerika'nın sağdaki o varlığının niteliğini de düşündüğümüzde Buna karşı verilmiş bir şey olabilir. Ee, yanıt olarak, cevap olarak düşünülebiliriz. Buradan bakınca da peki nasıl olacak? O kadar askeri yüz var Türkiye ile Amerika e, askeri olarak karşı karşıya mı Aslında, evet, gelecek sorusuna da Türkiye biraz NATO cevap çok vermiş de, oluyoruz. Çok da yani, görülmüş bir şey değil. Öyle çok bir e, bu karşı karşıya gelme şüphesiz Türkiye'nin e, isteyeceği bir şey değil ama o, o seviyede Amerika'nın da isteyeceği bir şey değil. İki tarafında çıkarını olan bir şey değil ve o şeyin de olmaması Amerika'nın bahsettiğimiz türden bir alan kontrolünün, bir teritoriyel kontrolünün de olmaması aslında bu askeri operasyonu Amerikan üslerinin varlığına rağmen yapılabilir kılıyor. Ya da Amerika'nın ayak sürmesine, olumsuz açıklamalar yapmasına, istemeyiz demesine rağmen hatta şey yapmayız hani çağırmış gibi olmayalım ummayız bunu tabii ki dilemeyiz ama operasyon esnasında bazı sabotajlar düzenleme ihtimaline rağmen bu tür kullanabileceği çeşitli taktiklere rağmen yapılabilir bir operasyon. Çünkü orada şey olarak baktığınızda fiilen sizin geçişinizi engelleyecek, operasyonunuzu engelleyecek. Nasıl ki Türkiye karşı karşıya gelmek istemiyorsa Amerika'da öyle karşı karşıya gelmeden operasyonu engelleyebileceği bir askeri varlığının mahiyeti buna müsait değil. O şekilde kurgulanmış bir askeri varlık değil ya da böyle amacı olan bir şey değil. Askeri varlık değil. Onun için yani evet bu hepten göz ardı edebileceğimiz, hesap etmeyeceğimiz bir varlıktan bahsetmiyorum orada. Ama tek başına bu operasyonu engellemek, durdurmaya, siyasi olarak engellemeye, durdurmaya yetecek bir askeri varlık da yok. Ne dersiniz? Amerikan unsurları varlığına rağmen Türkiye bu operasyonu gerçekleştirebilir mi o noktada? Ee, gerçekleştirmek zorunda. Bir şeyler yapmak zorunda. 500 kilometrelik bir alan. Bir şeyler yapmak zorunda. Çünkü yani Amerika Birleşik Devletleri'nin evet bir taraftan müttefiklik ilişkisi devam ediyor ve son zamanlarda önemli bazı problemler her ne kadar devam etse de FETÖ gibi, S-400 gibi, işte bu YPG gibi ama yine de karşılıklı birbirini anlamaya, empati kurmaya yatkın bir siyasi iklimden de söz etmek mümkündü. Son 2-3 aylık Amerika Birleşik Devletleri olan. Fransın krizini de hatırlatarak. Tansiyon de. biraz daha evet. düşmüştü ama bu Amerika Birleşik Devletleri'nin oradaki varlığı Hı. ve kendi tahakküm ettiği ve dizayn ettiği bütün politik süreci de Türkiye'nin kabul edeceği anlamına gelmez. Yani günün birinde bir ihtilaf zaten olacağı belliydi. Bu ihtilafları çok fazla tırmandırmadan yine de Amerika Birleşik Devletleri'nin hala bölgede vazgeçemeyeceği bir müttefik olduğu konseptinden hareketle fazla tırmandırmadan Türkiye'nin istediği koşulları yerine getirebilir mi acaba diye bu soruyu sormak lazım ama nasıl getirecek? Şimdi onun ayrıca bir ayrı bir bapta tartışılması lazım. Fakat şunu da Türkiye'nin bilmesi ve bütün plan programının herhalde yapıyorlardır zaten bizim söylememizde değil de Amerika Birleşik Devletleri buradan kolay kolay çıkmaz. Efendim şimdi yani sadece şunu düşünmek lazım. Biz konuşuyoruz da hani Şimdi 12 bin kilometre öteden hep söylendiği gibi geliyorsunuz orada işte dediği gibi Joseph Danforth'un 35-40 bin bazı rakamlara 70 bin kişi buluyorsunuz. Bunlara bazı rakamlara göre 18 bin bazı rakamlara göre 22 bin tırla silahlar büyük böyle tank savarlar havan topları en gelişmiş silahlar bir ordu kuruyorsunuz aslında. Ne yani bu Ayşık ne? Ya sadece bir sevda mı? Yani oradaki bir etnik gruba karşı olan bir sevda mı? Hayır matruşka bebekleri gibi içeriden çıkardığı zaman daha bir makro iklimi, makro planları görmek lazım. Tabii iş Bunun aslında içerisinde Doğu Akdeniz kavgası var. Yıllar önce DAEŞ sebebiyle Tabii, başlamıştı. Ama DAEŞ'in de, DAEŞ de yani bir şekilde kurgulanarak bu tür böyle küresel güçlerin müdahale etmesine bir ortam hazırlama gibi bir işlevi olduğunu da bu denklemde uzak tutmamak lazım. Yani bitiyor artık. Yani o zaman senin ne işin var dediğinizde hayır bak bitmiyor diye bu sefer yok etmeye çalıştıkları da işe tekrar bir takviye gittiğini görüyoruz. Yani şeyden Rakka'dan tahliye sırasında Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri araçlarıyla IŞİD'lerin tahliye edildiğini unutmamak lazım bunları. Nasıl bir arada ilişki var. Peki nedir buradaki siyasi iklim? İran ve Rusya'nın Suriye'nin davet etmesi oraya girişinden sonra Suriye topraklarına Amerika Birleşik Devletleri burada çok egemenliğini ve hegemonik yapısını kuracak ne Rusya'ya ne de İran'la İran'ın destekleyeceği Hizbullah ve İsrail'i tehdit edecek olan bir Hizbullah ve türevlerine e, izin vermeyeceği belli. Yani şunu söylemek istiyorum. Rusya ve İran olduğu sürece, meselesi orada oldukları sürece ABD oradan çıkmaz. İsrail'in güvenliği sağlanmadığı sürece Amerika Birleşik Devletleri oradan çıkmaz. Doğu Akdeniz jeopolitiği ve petropolitiği neticeleninceye kadar Amerika Birleşik Devletleri orada çıkmaz. Çıkmayacağı için de oradaki bir müttefiklik çerçevesinde gerekirse zaman zaman İran'a karşı kullanabileceğini de hesap ederek bu YPG olan desteği devam edecek. Peki ama Türkiye'ye karşı olan bir tehdit var. Türkiye'de burada her ne pahasına olursa olsun birçok talih sebepleri de göz ardı ederek ki bunun yani böyle bir niyetin hepimizin arkasında durması lazım. Bir hakikaten bir milli dava, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tehdit edecek bir dava ise burada herkesin aynı hizada durması ve sadece bunun boyutlarının ne olması konusunda belki biz fikir beyan edebiliriz. Şimdi dolayısıyla şuraya gelmek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri iki yüzlüdür. Yani konuşulduğu gibi. Şimdi Münbiç mesela siz açtınız konuyu. Münbiç'te mesela kör topal gidiyor dediniz evet. ya. Son derece doğru. Bir tarafta böyle Türk ve Amerikan askerleri, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Amerikan askerleri devriye gezerken aynı anda zırhlı araçlarla Amerikan askerleri aynı El Arap'ta Kobani'de de devriye geziyorlar. Bu çok iki yüzlü bir siyaset. Yani adam Sevgilisinden yemeğe çıkmış, karşılıklı konuşurken sevgilisi masanın altından etöky adamın ayağını dürtüyor gibi. Çok ahlaksızca bir şey bu. Şimdi ne yapabilecek Amerika Birleşik Devletleri? Bir seçenekler yani bir obüs topları ile YPG şeylerini vurabilir. Yani bilemiyorum ben e, ne dozajlı olacağını tahmin etmeye çalışıyorum. Bunu tabii ki Genelkurmay daha hesap etmiştir. Hava kuvvetleri ile vurabilir YPG hedeflerini. Üçüncüsü daha akla yatkın geliyor. Lokal bir takım operasyonlar yapabilir. Yani burada kararlı olduğunu gösterip gösterip ABD'nin gerekli tedbirleri ve düzenlemeleri yapabilmesi için de orada bir marjı bırakabilir öteye götürmeden. Peki. En kötüsü de şu olabilir. Yani o zaman ipler belki iyice gerilebilir hava kuvvetleri destekli bir hava operasyonu olabilir. Yani bunun böyle topyekün yani 500 550 kilometrelik bir sınırdan bahsediyoruz. Bunun tamamını kapsayacağı bir şey olacağını ihtimal vermiyorum. Ama lokal mesela şimdi Bazı Ak Akçakale yani Telabiyet'in karşısında cep. Akçakale köyünde bir falanlar var. Noktalar belirleyerek lokal bilir. şeyler olabilir. Peki bilir. nasıl olabileceğini konuşalım kısa bir aradan sonra. Yakın planda artık biraz da yerel seçim konuşacağız. Yerel seçim konuşacağız aslında siyaset ve siyasi partiler çok uzun zamandır yerel seçime odaklanmış vaziyette. Hem AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi e, grubu ortaklığı hem de İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi ortaklığı e, çeşitli hesaplamalar, hesaplar, kitaplar, pazarlıklar bu süreci yürütüyorlar. Bugünün konusuyla başlamayı uygun gördüm. Bugün tabii en dikkat çeken konu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının Ekrem İmamoğlu'na ziyareti idi. Ee, tabii Cumhuriyet Halk Partisi acaba İstanbul'da onu mu aday gösterecek? AK Parti kime aday gösterecek? Nereden başlayalım? Ne dersiniz? Ee, sizin e, sezginiz ne yönde? CHP'nin adayı kim olacak İstanbul'da? E, ev, ev, evine gitmiş. Yani evet, ev, daha evini daha yani tabii. bugün ben okuldaydım tabii. Dakika dakika takip edemedim. Toplantılarım da vardı ama yani sonra buraya gelmeden önce baktığımda... Nasıl bir profil? Beylikdüzü Belediye Başkanı'nın adayını evinde ziyaret etmişler. Aile tamam. fotoğrafları çektirmişler. Belli ki herhalde yani büyük ihtimalle yine de çok düşük de olsa bir yanılma payı bırakalım. Ekrem İmamoğlu olacak. Yani ben tanımıyorum. Tanımadığım bir kişi üzerinde de şimdi yorum yapmak istemem ama yani Beylikdüzü'nü AKP'den aldığında iyi bir çalışma yaptığını, çok çalışkan olduğunu, organizasyon yeteneği olduğunu, klasik anlamda artık pek dünyada ve Türkiye'de önemli kaldığını düşünmüyorum. Ayrı bir tartışma konusu ama yine biz anlaşılır olmak kaygısıyla sağ sol diyelim. Sol ve sağ seçmenle çok rahat diyalog kurabildiği şeklinde. Evet yani öyle şeyler var. Olabilir yani 1994'te 1994, de devasa İstanbul'da adaylar vardı Zülfü Livaneli gibi efsane olmuş Bedrettin Dalan gibi İlhan Kesici gibi ee, mesela Recep Tayyip Erdoğan 94'te geldi şey oldu belediye başkanı Kemal oldu. Kılıçdaroğlu da adaydı bir yerel seçimde Efendim? Kemal Kılıçdaroğlu da bir Kemal yerel seçimde adayydı aday Kadir yani, Topbaş'la yarışmıştı ama o biraz e, dosyalardan yani, dolayı hani biraz daha böyle hani şeydi dosya peşinde koşan millet grup başkan vekili olarak biraz tanınmış bir yüzü vardı. Efendim daha böyle şey bir aday olur muydu işte daha böyle bir flash işte ilçe belediye başkanı aday gösterildi falan ama Kadir Topbaş da Beyoğlu Belediye Başkanı'ydı. Beyoğlu Belediye Başkanı iken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu. Yani şans verilebilir ama yani ben şöyle bakayım yani sadece şahıs bazında değil tabii böyle siyaset bilimci olduğu için daha böyle hep kuş bakışı bakmayı seviyoruz. Yani çok iyi böyle hazırlandığını düşünmüyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve İyi Parti'nin. Yani mesela biz zaman zaman eleştiriyoruz, ediyoruz. Evet eleştiri hakkımız her zaman saklıdır. Cumhur İttifakı için söylüyorum veya iktidar için yanlış giden şeyleri dilimizde önce söylüyoruz ama şu konuda takdir etmek lazım. 81 ilde Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı olarak temayül yoklaması yaptı online olarak. Aldı bunları topladı. Yani bunu çok iyi veri değerlendirmede, temayülleri ölçmede diğer partilerden fersah fersa ileride olduğu gözüküyor. Şimdi mesela İstanbul'da Binali Yıldırım aday oldu. Yani Binali Yıldırım'ın aa öyle bir sabah 10 gün önce kalktım da Binali Bey'i yapayım oraya aday bulamıyoruz dediğini mi zannediyor herkes? Bence bu aylar öncesinden hesap edilmişti. E bakıldığı zaman şimdi bir millet ittifakında daha düne kadar... Yani e, şey e, Mansuriye Başı sizden aday <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi. Üstelik de Millet İttifakının esas büyük abisi olarak bizden olmasın sizden olsun. E, ben bir konuşayım diyor İyi Parti Genel Başkanı. E, konuştum bizden olmak istemiyor. E, i̇stemiyorsa o zaman bizden olsun bari. Bu şekilde böyle Ankara gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinde böyle bir seçime hazırlanılmaz. Yani alındığı zaman mesela pazarlıklara bakıldığı zaman da işte mesela altı büyük bir şey, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yine devam ettiği görülüyor. Onda bir beysi yok. İşte nedir onlar? E, Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Çerçioğlu, Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen, Hatay'da Lütfü Savaş, e, Tekirdağ'da işte şey e, Kadir Albayrak, Muğla'da şey Osman Gürü falan onlar devam ediyor. Aklımda kaldığı kadarıyla söylüyorum. Şimdi Bak, zaten mesela bu... şey var. Hı hı. Şey enteresan, Denizli'de son seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi 198 bin oy aldı. İyi Parti 112 bin oy aldı. Denizli İyi Parti'ye bıraktı. İntihar. Balıkesir çok daha Tabii söyleyeceğim. Tabii Kocaeli Cumhuriyet Halk Partisi 243 bin oy aldı. İyi Parti 125 bin oy aldı. Kocaeli'ni bıraktı. Üstelik de sosyal demokrat kendisine sosyal demokrat olarak kimliklendiren sosyal demokrat cenahta tanımlandıran bir partinin Kocaeli ve sanayi bölgesi olarak işçi sınıfının en ağır olduğu bir bölgede üstelik de 243 bine 125 binlik bir farkı bırakıyorsun. Bu da bir intihardır. Yani iyi bir pazarlık yapılmadı, iyi bir strateji güdülmüyor. Öbür e e taraftan bakıldığı zaman yani aslında çok konuşmak eleştirmek de istemiyorum ama yani beni rahatsız eden şeyleri böyle bir objektif tarafsız ve vicdanının sesini dinleyen bir akademisyen olarak şunu da söyle, söylemeliyim. ve Seçimlere kalmış. Herkes adaylarını veriyor. Mesela Abdullah Gül'le buluşuyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tekrar böyle bir çatı aday olarak ortaya çıkartmaya çalışıyorsunuz. İyi Parti Genel Başkanı ben kendim aday olacağım dediği zaman bu model tutmadı. Ama hala görüşüyorsunuz. Şimdi mesela siz görüşüyorsunuz ama PKK açılımını falan neyse bu açılımını eleştirdiniz. Tamam ama PKK açılımı sırasında önemli destekçisi ve o zamanın Cumhurbaşkanı'ydı. Kemal Kılıçdaroğlu için söylüyorum. Ergenekon davasının avukatıyım diyordunuz. Ergenekon'daki o bu kumpas tutuklamaları sırasında buna izin veren ve uzaktan seyreden cumhurbaşkanıydı. Son derece açık söylüyorum. Hangi noktalarda buluşuyorsunuz? Hangi noktalarda örtüşen alanlarınız var da hala seçimle ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyorsunuz? Dolayısıyla yani burada ben aslında Millet İttifakı'nın, evet belli yerlerde şansı var mı? Var, tabii devam ediyor. Daha üç ayda var. Belki bu derenin altından çok sular akar. Her şeye rağmen bu Millet İttifakı'nın bu handikaplarına, bu bence e, iyi görüntü vermeyen ittifak çalışmalarına ve aday çalışmalarına rağmen, ekonomik dengeler makroekonomik dengelerde eğer inşallah olmasın diyelim bir takım sıkıntılar olursa ekonominin son tahlilde yine önemli bir determinant yani belirleyici olduğunu düşünüyorum seçimlerde olabilir ama Çantada keklik değil. Mesela Ankara'da mesela Mansur Yavaş mı büyük ihtimalle gösterilecek? Mansur Yavaş alırsak aa, MHP'den de oy gelecek. Ki banko alıyoruz gibi bir şey yok. Bakın şimdi kimse şunu hesap etmiyor. E, olur diğer konuşmaları da dinliyorum ben mesela televizyonlarda. Ya işte, e, işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olduğu zaman MHP'nin oyu geldi ve Melik Gökçeli ile sadece arada işte 30 bin mi 15 bin mi oy kaldı. Az kalsın alıyordu. Şimdi de e, önemli bir şekilde MHP oyunu alır. Gibi argümanlar var. Şunu kimse hesap etmiyor. MHP o zaman muhalefetteydi. Elbette. Cumhur İttifakı diye bir şey yoktu. Tabii. MHP bugün ittifak içerisinde. Ve MHP evet siyasi iktidar içerisinde değil ama bürokraside, ülke yönetiminde, bir takım kadrolaşmada önemli bir şekilde nemalanıyor. Dolayısıyla MHP seçmeni MHP'ye bırakıp gidebilir mi? Yani o bu MHP'nin oyları gelir dediklerinde MHP muhalefetteydi. MHP şimdi iktidarda bu parametreyi hiç kimse konuşmuyor, hiç kimse göz önüne almıyor. Dolayısıyla Ankara bile çantada keklik değil bence. Peki. Orhan Bey ne diyorsunuz? Ee, şöyle söyleyeyim 21 büyük şehirde işbirliği yaptı Cum Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti. Şimdi e, dönüp acaba karşı taraf AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi bu 21 e, şehir için nasıl e, planlar hazırlar? Şimdi tabii e, bu hesabın içinde olmayan HDP var. HDP büyük ölçüde bu seçimlerde ver HDP seçmeninin vereceği oylar bazı kritik yerlerde neticeyi belirleyici etki Mesela yapıyorlar. nerelerde? Mesela İstanbul'da %12.7 oy aldılar. Şimdi üst üste koyduğumuz zaman İyi Parti'nin oyunu, CHP'nin oyunu neredeyse %50'ye %50 geliyor. Oy Başa baş. Olmuyor, e, tabii ki öyle oluyor. öyle oluyor demiyorum. Ben HDP seçmeni... <laughs> Siyasetin matematiği dört HDP işlemde... HDP'nin seçmeninin önemli bir rol oynayacağını Orada söylüyorum. HDP konusu hiç anlaşamıyoruz. Hiç anlaşamadık şu ana kadar. HDP yok mu? HDP var. Yüzde 12.7. <laughs> tamam. e, şeyde yani birçok ilde, birçok kritik seçim bölgelerinde HDP'ye oy veren seçmen kimse. O seçmenin vereceği oyun, tayin edeceği oyun rengi önemli ölçüde et, bazı yerleri etkileyecek. Peki başka nerede? İstanbul'da %12,7 dediniz. Başka şimdi nerede? Şimdi tek tek, tek 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 düşünmek lazım. Mesela Mersin'de, Mersin'de %17 oyu var. Mersin'de enteresan bir durum da var. MHP'li başkan istifa etti biliyorsunuz. İyi Parti'ye geçti. İyi Parti. Şimdi orada hem Ve Mersin'de Cumhuriyet Halk Partisi güçlü oldu bir yer. Ne olur Mersin'de şimdi mesela? Şimdi ile şimdi orada şöyle bir durum var. %30 civarında 3 parti oy aldı. AK Parti, MHP ve CHP %30 civarında yani şimdi tem ince rakamların inceliklerini hatırlamıyorum. Eee şeyde İyi Parti de bu şeyde belediye seçimlerindeydi. 24 Haziran seçimlerinde ise MHP 4. partiye düştü. Şey 5. partiye düştü. 3. Üç, parti şey oldu. HDP oldu. Şimdi eğer HDP orada CHP'yi desteklerse veya CHP'nin adayına HDP'li seçmen sıcak bakarsa Mersin'de CHP'nin kazanması neredeyse kesin. O yani yeni gittim geldim bölgeye onun için rahat söylüyorum bunu. Hı hı. Şimdi daha Adana da mesela %10'un üzerinde oyu var. Şimdi tam net hatırlamıyorum HDP'nin. Yani HDP'nin bazı batı bölgelerinde kritik yüzdelerde oyları var. Onlar şöyle dediler. Yani benim son konuştuğum yakın zamanda konuşmadım. 10 gün önce konuştuğum HDP sözcüsü ismini... Adana için mi söylüyorsun oralar? Mersin için mi Yok genel, genel olarak sordum. Genel. Ha. genel olarak HDP sözcüsüyle konuştum. Yazdım da köşemde. Hmm. Dedim ki şimdi Ankara, İstanbul, İzmir vesaire falan ne yapacaksınız? Ayhan Bilgen ile mi konuşmuşsunuz? Efendim yok Ayhan, Ayhan Bilgen, Bilgen değil. Saruhan Oluç. Sarıhanoğluç. Saruhan Oluç. Saruhan Oluç'la konuştum. Söylediği şu diyor ki iktidarı adayını kaybettirebileceğimizi düşündüğümüz yerlerde muhalefet adayına oy vereceğiz. Öyle mi dedi? Evet aynen böyle söyledi. Yazdım Bunu köşe. deklare etmişlerdi zaten. Tabii bana deklare ettiler şey. Hı hı. Yani. Yazdı. Ben yani kendim bizzat açıklama yaptı dedim. Bana açıkla ol için. Köşemde de yazdım için. İtiraz da etmediler daha sonra. Peki İstanbul'u nasıl görüyorsun orada abi sen mesela? İstanbul'u hiç kestire... Ya ben şöyle bakıyorum aslında. Şimdiye kadar bütün seçimlerde gördüğümüz bir genel dalga oluşuyor. O genel dalga İstanbul'da neyse Hakkari'de de o çıkıyor. Yani çok fazla fark etmiyor. Bir eğilim bir tarafa doğru gittiği zaman evet. hepsi aynı şekilde etkileniyor. Yani mesela bu 24 Haziran seçimlere bakın. Hakkari'de de oy kaybetti HDP'ye. İstanbul'da da oy kaybetti veya bilmem şurada da oy kaybetti, burada da oy kaybetti. Yani böyle bir genel rüzgar esiyor. Bu rüzgar nasıl esicek bunu ekonomi belirler mi bilmiyorum senin söylediğin gibi. Ondan emin değilim ama şeyim şu, düşüncem şu, ee, yerel seçimler sürprizlere açık seçimlerdir. Daha önce de biliyorsunuz 2009 seçimleri miydi? %38-37'ye kadar gerilemişti. %38 çıkmıştı 2009 yerel seçimden. Bu yani. seçimde şöyle bir fark yok mu? Ee, tıpkı genel seçim öncesinde olduğu gibi ittifaktan söz ediyoruz. Evet ya şimdi Hem de seçmen çeşitli ittifaklardan işte seçmen birçok şehirden doğru. hatta belki ilçelerde olur göreceğiz şeyler. Seçmen bunu nasıl buna nasıl tepki gösterecek bilmiyorum. Evet. evet. Nasıl gösterecek? Bilmiyorum. İlk defa olan bir şey. yani şimdi belediye seçimleri yerel seçim genel seçimler gibi de değişik bir şey. Adaylar var. Adayları görüyorsunuz. Ona onun belediye başkanı olup olmamasına karar vereceksiniz. Fakat öte yandan partiniz de diyor ki veyahut da o şimdiye kadar oy verdiğiniz parti diyor ki ya ben şu partinin adayına oy vermeni istiyorum diyor. Bu mesela onu ne kadar kabullenecek şey seçmen onları bilemiyoruz. İlk defa yaşanmış yaşanacak bir tecrübeden söz ediyoruz. Yani Tabii yerel seçim eee ben iddialı konuşmak başında... bir durumda değilim kendi payıma. Ne çok değişik e, stratejiler de düşünülüyor. Mill Meclis'ine başka oy veriliyor, başkana, başkası için oy veriliyor. Yani aslında işin birçok parametresi şeyde, var yerel seçimde. Şöyle Dolayısıyla ittifak nasıl şöyle etkilen büyük bir soru işareti gibi. Daha çok şey kıyı kesimi, eskiden MHP'de olan kıyı kesimi daha çok CHP'ye ve İyi Parti'ye doğru kaydı son şeyde. 24 Haziran seçimlerinde. AK Parti'nin oyu da arttı, MHP ciddi oy kaybetti. Ama MHP şeyde oyları yükseldi. Daha çok Orta Anadolu'da. Orta, Orta Anadolu'da, Güney biraz Doğu, Ar Doğu Anadolu'da ve Orta Anadolu'da oy kazandı. Şimdi bu eğilim devam edecek mi bilmiyoruz. Peki. İsmail Bey sizinle devam edeyim. mi? Az önce az konuşmuşsunuz çünkü onun hayır, için hayır. devam edelim. Müsaadenizle Yunus Ne dersiniz İstanbul ve Ankara için konuşalım önce. ya Binali Bey'in adaylık konusunda 22 Aralık'tan sonra dediler ama bir soru işareti var mı aldınız? Herhangi bir kulis var mı? Artık Böyle düşünülüyor. Net gibi, net gibi çok da bir şey e, değişiklik beklenmiyordu ama en nihayetinde açıklanmamış bir aday var. Ya İstanbul, Ankara şöyle hem e, bence muhalefet açısından yanlış bir strateji. E, zaten e, muhalefet bence zayıf olduğu yere doğru çekiyor seçimleri. Yerel seçim havasından uzaklaştırıyor. E, yani muhalefet derken de Cumhur İttifakı'nın dışında kalanı kastediyorum. Hani MHP'yi de ben de burada iktidar bir ortağı olmasa da Cumhur İttifakı üzerinden muhalefet saymıyorum. İstanbul Ankara'daki seçimlerin, İstanbul Ankara ve İzmir'deki seçimlerin de zaten yani siz oraya çekseniz de iktidar ya da muhalefet bu işi kimlik zeminine ya da bir genel seçim havasına çekse ya da çekmese bile Diyelim ki tamamen e, vaatler üzerinden, adaylar üzerinden, yerel siyaset, politikalar, projeler üzerinden yürüyen bir seçim havası e, olsa bile İstanbul'daki, Ankara'daki ve İzmir'deki seçim tabiatı gereği. Orası çok fazla bir şeye e, benzemiyor e, yerel seçime benzemiyor Direkt orada bir ittifak hiç adı anılmasa bile yani şeyden örnek verdik, Kadir Topbaş'tan örnek verdik. İşte dedik ki o da Beyoğlu Belediye Başkanı'ydı o kadar flaş bir isim değildi ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Ama bunu yaparken mesela karşısında CHP'den kuvvetli bir aday vardı. CHP'den koyacağınız kuvvetli bir aday AK Parti'nin adayına bir e, seçmenin stratejik oy vererek oluşturduğu e, bir ittifak adayı haline getiriyor. Ya da işte AK Parti'den şeyi koyduğunuzda, Binali Yıldırım'ı koyduğunuzda kuvvetli bir aday varsa orada şey etrafında, CHP'nin adayı etrafında ya da en yakın ikinci alternatif kimse o isim etrafında bir kümelenme, odaklanma Peki o kümelenme oluyor. her ikisi de açıklanmadı resmen ama nasıl olur Binali Yıldırım ve Ya Burada hem Binali Yıldırım şey olarak, şahıs olarak ee, kuvvetli. Yani bir şey belediye başkanı olacak ya o kişisel imaj olarak kuvvetli birisi. Hem de İstanbul'un siyasetinin genel şeyine baktığımızda hani yerel seçimlerde de e, genel seçimlerde de burada bir referandum istisnası vardır. Onun kendi şartlarından dolayı. Orada da hangi e, şeyin e, grubun, odağın, kampın adına ne derseniz diyebilirsiniz. Hangisinin ortada olduğu yani AK Parti'nin olduğu tarafın daha avantajlı olduğu belli. Şüphesiz yapılmamış bir seçimden bahsediyoruz. İstanbul'dan bahsediyoruz. Böyle bugünden yarına seçimin neticesini açıklamak, kesin bir şey söylemek en azından benim baktığım yerden en başta seçmen iradesine saygısızlık olur. O oylar o sandığa girecek sonra çıkacak, sayılacak. Oradan bakacağız ama bu gidişatı da okuduğumuzda yani bu anlamda eee çok fazla AK Partiyi ki ittifak bağlamında MHP'nin de desteğini almış olan AK Partiyi İstanbul'da zorlayacak bir siyasi gidişat yok şimdilik. Dün Ankara'da. bir programda söyledim. Şeyi düşünün hepimiz İstanbul'da yazız evet yaşıyoruz burada. Şimdi İstanbul'un bir trafik sorunu var, değil mi? Bu trafik sorunu. Başımızın belası. Hepimizin be evet dünyadaki birçok metropollerde olduğu gibi İstanbul'da da var. Bir metropolde yaşıyoruz, ufak bir şehirde yaşamıyoruz. Ve hani bunun AK Partiden ya da CHP'den ya da herhangi bir partiden bir belediye başkanının gelip de bu trafik sorununu filan çok kısa sürede çözeceği de yok. Çünkü bu sorun bir yönüyle de çözülmez bir sorun. Yani bir metropolde yaşıyorsunuz, o trafik olacak. Ama Allah aşkına ya bu şehre şey, 1994'ten beri aynı çizgi yönetiyor. Yani işte partiler e, değişti, milli görüş vardı, Refah Partisi vardı, Fazilet Partisi vardı, şimdi AK Parti var. Ama e, şeyin e, Refah Partisi'nin adayı olarak Tayyip Erdoğan kazandı. Ve ondan sonra da AK Parti şey yaptı. Ya siz bir muhalefet partisi düşünebiliyor musunuz? Mesela bununla ilgili gerçekten söyleyecek hiçbir şey yok. Yani ya bir yapısal sorun var. Yani bu şehri 94'ten beri yöneten partinin belediye başkanları her şeyi tamamen doğru yapmış olsa bile çözemeyeceği bir trafik sorunu var ortada. Çünkü burası şey bir metropol. Kaldı ki hata da yapmışlardır. Kimse her işi tamamen doğru yapamaz. Ama bununla ilgili muhalefette hiçbir şey yok. İşte hani siyasi gidişat bu gidişata baktığımızda muhalefet buradan oynamayı e, bırakıp öbür sahaya geçtiğinde ya öbür sahada zaten dezavantajlı bir pozisyonda olduğu e, bayağıdır sınanıyor üst üste sınanıyor. Aslında şey açısından stratejik açıdan baktığımızda bu Cumhur İttifakı'nın bunu bir e, yine kimliklerin oylandığı bir seçime çekmek ister. Kuvvetli olduğu yer orası. Yani rüzgarı az önce... Evet Bilmiyorum ama işte, şey bakıyorsunuz... Şey. O rüzgar Kimliklerden mi Eser? Eser şimdi oraya çekerseniz oradaki şeyin evet sağ sol yeni dünyada ne kadar anlam ifade ediyor ayrı bir tartışma da hiçbir anlamda ifade ifade etmiyor. Değil bir muhafazakar seçmen bloğu var. Bunun çoğunlukta olduğu belli. Yani Cumhur İttifakı bloğu seçimi buraya çekerse daha rahat eder. Ama bakıyoruz seçimi buraya çeken CHP, İyi Parti. Hangi nasıl seçimi buraya çekiyor derseniz işin içinde çok ciddi bir şey var, e, HDP'nin meseleye dahil olması, seçimi ister istemez, şey adına, e, CHP adına bu tarafa. Burada şey yapıyor. bence haksızlık yapıyoruz. Biz. Yok, haksızlık İttifakta değil. İttifakta yok ama. İttifakta yani, yok ama şu şekilde. Yapıyorum. Kılıçdaroğlu geçen hafta yani Almanya'daydı. Sayın Cumhurbaşkanını dinliyorum. Yani esas olarak ülke çapında kampanyayı yürüten meseleyi bir siyasi mesele haline getiren daha çok sayın Cumhurbaşkanı. Ay yani sayın muhalefetin Cumhurbaş doğru dürüst sesinin çıktığı bile yok yani daha henüz adaylarında da belli. yani seçim kampanyası yürüten Ay, kampanya AK Parti, yani anda kampanya yapmasın AK Parti, mı? Yok ben yapmasın diye demiyorum yani e şey kimlik seçimine e, çeken cumhurbaşkanı evet. mı diyorsunuz? Yani kimlik kimlik seçimine şu anda kimsenin çektiği yok. Öyle bir tartışma Bence da yok. şey yani ama yok e, öyle bir konuşma yapmadı kimse. Yok bence CHP yaptığı seçim öncesinde yaptığı siyasi hamlelerle bu seçim ister istemez o atmosfere taşıyor. Ama bak şimdi daha hiçbir şey demeden Ad, bu böyle ama bir şey bir Oral yok, Bey bilmiyorum. rica ederim hani Peki bu yani. siyasi hamleler Ama sayeden de yeni bir şey yani söylenen yeni bir şey yok aslında. Öyle bir yeni Hönlüz bir şey yok. yok da şunu kastediyorum. Bir siyasi hamleler şöyle yapılmıyor. Ey sevgili vatandaşlar Ey sevgili basın mensupları şimdi ben yerel seçime dönük bir beyanat vereceğim diyerek yapılmıyor. Yani şimdi size, Kılıçdaroğlu geçen hafta Almanya'daydı. Ha siz o ziyaretten evet Sevim Dağdelen'le görüştü. Şimdi ve seçime ne kadar var? 3 ay var. Siz bu hamleyi yaptığınızda orada yerel seçimle ilgili bir Sevim mesaj... Sevim özel olarak görüşme. Bir dakika, bir dakika. Doğru şey değil yani. Siz bu hamleyi yaptığınızda... Seçime dönük, yerel seçime dönük bir mesaj vermeye başlamış Ama olun ben ya da olmayın. Ki, aday İsmail. Şimdi gerçek değil. Şöyle bir şey. A, a, orada Alman parlamento heyetiyle görüştü. O parlamento heyetinin üyelerinden biri sevimde adelendi. Yok. Şey de var. Kılıçdaroğlu'na sorulduğunda saygın bir politikacıdır Hayır, dedi Türkiye'ye yani geldiğinde. Şey yok. yok. Türkiye'ye geldiğinde Sevim Dağdelen meselesi sorulduğunda Sevim Dağdelen e, Almanya'da saygın bir cıdır bu çerçevede görüştüm dedi. Bu şeyin tabii, beyanı, Kustaroğlu'nun beyanı. İşte orada bir grup Alman parlamenterle görüştü o da onların içindeydi. Tamam içindeydi ve sonra bu görüşmeye sahip çıktı. Ben tamamlayayım dilerseniz. Evet. Yani siz seçime 3 ay kalmış bir atmosferde böyle bir şey yaparsanız, eylemde bulunursanız. Ne kadar ittifak kursanız da o ittifakta ne kadar iyi parti yanınıza alsanız da milliyetçi oyları bunun üzerinden bölmeyi e, hesap etseniz ki bu aslında baktığınızda uygulansa bir siyasi parti açısından akıllıca bir strateji. Ama bu stratejiyi kurgulayıp öbür taraftan bahsettiğim türden bir şeye girdiğinizde, angajmana girdiğinizde bir siyasi adım attığınızda işte şey orada çöküyor. Yerel seçimde kurgulamak istediğiniz şey orada çekiyor. Ondan sonra istediğiniz kadar şey yapın, proje açıklayın ya da işte ben bu seçimi bir kimlik seçimine, bir genel seçim havasına sokmayacağım, yerel sorunlar üzerinden gideceğim deyin. Ama buna isterseniz bir e, siyaset acemiliği deyin, isterseniz bir yol kazası, bir talihsizlik deyin. Seçime 3 ay kala böyle bir hamle yaptığınızda artık yerel seçime dair çok fazla bir şey söyleme imkanınız kalmıyor. O zemini yitirmiş oluyorsunuz en azından kurduğunuz ittifak zemininde. Nuh Bey, bu illeri de konuşuruz ama bu genel seçim stratejileriyle ilgili söyleyeceğiniz bir şey var mı her iki ittifakında? Ee, var. Şöyle bakalım önce isterseniz şimdi e, her iki taraf içinde ittifak veya yaralı seçim yönelik işbirliği şeklinde bir ifade kullanıyoruz başlık olarak. E, i̇kisi aynı e, anlama gelen iki tek ifade. Fakat Başlığın altına baktığımız zaman her ikisinde de farklı anlam ifade ediyor bu. Ne demek istiyorum? Biraz da açayım onu. Ee, MHP ile AK Parti arasında ki her iki tarafta bunu çok sık dile getiriyor. Ee, ta işte e, 15 Temmuz'dan başlayan bir doğal bir ittifak, bir birliktelik var. Yani sadece bu seçime yönelik olan bir birliktelik değil. Yani BK çatısı altında. Üzerinde, işte. üzerinde bina edilen. Evet. Nitekim bunu şurada görüyoruz. Biliyorsunuz Ekim 18'de ben not almıştım. O, o malum... Grup konuşmalarının yapıldığı gün e, yerel seçimlerde ittifak e, yok dendi o gün için. Ama ondan sonraki süreçte iki her iki tarafta gene e, Cumhur İttifakı'nın yani yerel seçim dışında devam ettiğini dile getirdi, ifade etti. Bu ne kadar yürüdü yürümezdi o ayrı bir konu ama e, irade olarak şunu görüyoruz. Bir genel anlamda e, hedef birliği var siyasi bir birliktelikten bahsetmiyorum. Çünkü buradan bakarsak eğer Ben bence en acımasız muhalefeti MHP yaptı, yapıyor hala yani e, gerektiği zaman e, AK Parti'ye. İşte o e, af e, şeyler ile efendime söyleyeyim hatta hatta e, o yerel seçimlerde ittifak yok kararından sonra e, Melik Gökçek adımıyla bence çok ciddi anlamda bir şey yaptı, zorladı şeyi e, Sayın Bahçeli bu adımıyla AK Parti'yi zorladı. yani siyasi muhalefet anlamında gerektiğinde CHP'den daha çok muhalefet ediyor ama o bahsettiğimiz bunun dışında bir genel bir birliktelik var. Bunun bir türevi olarak bugün bir ara yok denmişti. Tekrar oluşturuldu ve ittifak var. Seçime yönelik bir işbirliği ve Her neyse var. Diğer cepheye baktığımız zaman aynı kriterlere göre değerlendirdiğimiz zaman orada böyle değil. Orada baştan beri gelen işte çizgi itibariyle, hedef itibariyle, Türkiye'nin bekası itibariyle Hepsinin e, mesajlarının örtüştüğü bir birliktelik yok. Zaten tam, dün akşama kadar bir uzlaşı da yoktu. Tam aksine, ta, tam evet. aksine ki o uzlaşı bile varsa, yani uzlaşı olduğu durumdan baksak bile e, İzlanda milli takımı gibi e, maç olduğu zaman işte toplanıp balıkçısı, marangozu bir araya gelip işte bir takım oluşturuyor onlar. Maç bitince herkes işine gidiyor gene. E, dediler ki 24 Haziran'dan sonra şey bitti. İttifak bitti dediler. Zaten de bir kısma hatta bize zarar şey oy kaybetti. Ama kaybettir. İzlanda sonra gruptan birinci çıkıyor yani. Biz de gelmişlerdi. O ayrı bir konu yani. Tabii tabii, tabii sonra neticeye konuşmuyoruz yani. Tabii, <laughs> yani bir, nasıl... ö, ya yani öyle bir şey emselden çıkarsak yani o olumlu bir atıf evet. da olabilir. Olabilir yani. İyi iyi sonuç alabilirler ayrı bir şey ama ben oluşumdan bahsediyorum. <gülüyor> ee, <gülüyor> hocam <laughs> Biraz karıştırdı sizi bu hatırlatma. Yok, girebilir miyim Yok, bir şey bir dakika, söyleyeceğim. Girme, abi ben bir bitir, bitir, bitir bitir <laughs> ondan sonra. Belki ee, belev ki şu anda birliktelik olsa bile şöyle bir şey var. Tam aksine olmazsa olma, benzemezlerin birlikteliği var. Bu seçime yönelik bir işbirliği zorlanmış zorlama bir işbirliği. Nitekim uzunca bir süre o oraya gitti bu buraya geldi falan. Bana göre CHP'yi çok zor durumda bırakacak bir işbirliği oluşturuldu. Niye? Siz birkaç yerde adayınızı belirlemişsiniz ve ilan etmişsiniz. Balıkesir bunlardan birisi. Hı hı. Sonra çok da e, e, alınan oyların göster, gösterdiği şeyden çok da aksi yönde bir şeyle onları geri çekiyorsunuz falan. Ayrı bir konu. E, ve burada bir şey daha var. Şimdi az önce Oral abi bazı şehirlerde HDP'nin devreye girmesi durumun çok değişeceğini söyledi. O zaman ben şunu sorarım. Peki HDP bu ittifaka dahil mi? Değil deniyor. Dahil mi değil mi? Hayır öyle bir açıklama yok. Yok öyle bir açıklama İYİ yok. İYİ Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin ittifakı evet. olarak bakıyoruz. Ama Oral de dediği gibi birçok yerde çok, çok önemli yerlerde HDP'nin oyu da hesaplanıyor şu anda. Tabii. Niye hesaplanıyor? Bal gibi işbirliği ittifak var zaten şeyle. Bu ittifak da 23 Haziran'da başlamıştı zaten. Nitekim Sayın Kılıçdaroğlu bu ittifakı bozmamak için çok hassas davranıyor. Bir örnek vereyim size. Geçen e, bu meclisteki e, bütçe konuşmalarında e, HDP üyesi kürsüde birkaç sefer Sayın Öcalan ifadesi kullandı. Bunun üzerine çok e, büyük bir gerginlik yaşandı şeyde, e, genel kurulda. Ve bundan sonra üç tane partinin temsilcisi e, bu konuda çok ciddi tepki ortaya koydular. İkisi doğal olarak anlayabileceğiniz gibi AK Parti ile MHP, üçüncüsü İyi Parti ama CHP'den hiç çıkmadı bunlar ilgili. Niye acaba? Andımız kararı sonra Andımız da. kararından sonra bir tek kelime etmedi kimse. Türkiye andımızı tartıştı. CHP'den herhangi bir tek şey gelmedi. etmedi. Olabilir. Şimdi ben burada soracağım soru şu. Bu durumda İyi Parti ile her yerde, kritik yerlerde İyi Parti'nin oyuyla HDP'nin oyunu da hesaba katarak bir sonuç almak var. Demin o hesap böyle olmuyor dediğim şey oydu işte. Böyle bir hesap yok. İki size başka bir şey söyleyeceğim. Dün bizim bugünkü gazetemizde iki tane ilginç iki tane haber şey var. Yani bir haber var, bir de bir yazarımızın şeyinden bir alıntı yapacağım. Kimse itham et falan şeyini diyeyim ama iki alıntı. Birisi işte Cemil Bayık'ın bir şey vardı. Kendilerinin şeylerini ifade eden sürekli dile getiren bir mecrada yayınlanan bir demeci diye ne, ne diyeceksek bilmiyorum. İşte şeye yönelik. İnternette. Muhalefete yönelik bir şeyi vardı. Ufak tefek şeyleri bırakın. Eğer bir araya gelmezseniz, eğer AK Parti ile MHP'yi yenemezsiniz. Hem İyi Parti, hem CHP, hem de HDP birlik olmalıdır diye bir şey var. Bizim gazetemizde var. Birçok yerde, birçok kanalda kullandı bu. Gene bugünkü bizim gazetemizde bir yazarımızın yazısında, Sayın Kılıçdaro Kılıçdaroğlu ile Sayın Abdullah Gül'ün yaptığı üç buçuk saatlik görüşmeyle ilgili çok kendisine göre kendi ifadesi söylüyorum, çok güvendiği bir kaynağından aldığı şey var. İşte o görüşmedeki öne çıkan konularla ilgili bir şey var. Ya bugün gazetemizde yazar, yazarımızın yazdığı bir şey. Orada da Sayın Gül, ben görüşme, görüşmüyorum şeyle baş, ama siz görüşün ve mutlaka bu şeyi sağlayın, birlikteliği sağlayın ittifakı ki o zaman bu ittifak yoktu, olmuyor, olma, yani olmayacak gibiydi aslında hatta. Bir ifade daha var, HDP ile de beraber görüntü vermeyin ama mutlaka sahada bir söylem birliği sağlayın biçiminde bir şey var. Şimdi bunları bir araya getirdiğimiz zaman şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Biraz az önce bahsettiğim gibi doğal bir oluşumla bir araya gelen ki doğal olmayan bir işbirliği de olabilir, bu ayrı bir konu ama sağlıklı olmayan çok farklı yapıların tavsiye ettiği bir şey ortaya çıkıyor. Bunun motivasyonu ne? Peki bunun yani niye bu var? Bunun bir tek motivasyonu var. O da Erdoğan düşmanlığı üzerine kurulu bir motivasyon. Dolayısıyla ben bunu sağlıklı demiyorum. Yani siz hem HDP hem de İyi Parti hem Saadet Partisi'ni bir arada tutamazsınız. Ee, Ankara'da bunun çok, caz, çok çarpıcı örneğini görüyoruz. gene orada da az önce bahsedildi işte sizden mi olsun bizden mi olsun. Mesela şu hiç konuşulmuyor. Sayın Hocam'ın dediği konuşulmuyor dediği şey. Bir yana bir şey ilave edeyim Mansur Yavaş'la alakalı hep o 2014 seçimi baz alınıyor. Oradaki işte oranlar gösteriliyor ama o MHP'nin burada orada olmaması bir önemli bir şey. Bir şey daha var. Ondan sonra hep şu hesap yapılıyor. 2014'te böyle olmuştu. İşte bir yüzde bir fark vardı ki bu da işte aslında nasıl oldu belli değil. Dolayısıyla şimdi garanti sonuç. ne o zamanki 2014 ortamı şimdi mevcut ne de Mansur Yavaş'la ilgili CHP'nin genel anlamdaki bakışı o zamanki bakışla aynı değil. Çünkü Mansur Yavaş hemen ayrıldı şeyden sonra istifa etti partiden. Ee, gene az önce bahsetti bu milli takım gibi şimdi evet. seçime gene geldi seçim yakın zamanda ve bir şeyden bahsetti. Rozetsiz bir adaletten bahsetti. Bu şey CHP içerisinde çok ciddi anlamda tepki oluşturdu. Bizim beraber bulunduğumuz birçok kanalda, birçok programda CHP'nin ileri gelen temsilcileri bu konuda çok net bir biçimde tepkilerini de getirdiler. Hatta bir programda bir CHP eski genel başkan yardımcısı Mansur Yavaş'ın olamayacağını çünkü işte CHP'nin kendi içerisinde gelen birisi olması gerektiğini falan anlattı. Reklam arasında bir şey geldi, haber geldi. Sayın Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'la görüşmüş ve aday ol olabileceğini söylemişti. Şu anda çok ciddi tepki var Mansur Yavaş'a. Dolayısıyla şuraya gelmeye çalışıyorum. Yani 2-2 daha dört gibi değil. Gene Mansur Yavaş CHP'den aday olunca %43 aynen baki duruyor anlamına gelmiyor. CHP'den bile oy vermenler olabilir burada neye göre bir değerlendirme yapmak durumundayız? Bu yapılan işbirliği hesaplarının veya bu platformlarının ne kadar doğal, ne kadar e, organik olduğuna bakmak gerekiyor. Bu açıdan baktığımız zaman aynen dendiği gibi e, özellikle biraz da seçim, e, yara seçimden özellikle ulaş, uzaklaştırıldı bu cephe tarafından ve kendi aleyhlerini işleyen bir süreç var diye düşünüyorum. Hı hı. Bu e, Mansur o, Yavaş meselesinde bir ekleme yapabilir miyim? Şimdi ya şöyle, e, şey sizinki kısaysa sizinkini alayım. Bir dakika içinde toplamanızı şey, istemediğim için bir şey, size. Konuşmamı sonra bırakmak için bir, bir dakika bir, bir Yunan Çeviköz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıçdaroğlu'yla birlikte Brüksel'e giden Evet. Yani şeyde Alman parlamentosunda. Onun, onun bir açıklaması var onu okumak istiyorum. Sevim Dağ Deren ile ilgili Kılıçdaroğlu hiçbir şahsi beyanda bulunmadı. Alman parlamenterler ile görüştü. Bunların arasında SDP, FDP ve MV vardı. Yani neyse o partiler. Türk-Alman Parlamento grubunu biz seçmiyoruz ki seçilmiş olan parlamenterlerle kimse onlarla görüştük diyor. Görüşmede bulunduğu için. Hı hı. Yani Sevim Dağdelen'le özel bir görüşme yapmadık. Türk-Alman parlamenterler grubuyla görüştük şeyinde, Kılıçdaroğlu'nun da böyle bir beyanı olmadı diyor. Ama, oralar, o, çok... beyan ama yani. o beyan oldu ama yani. PKK ile veya terör örgütüyle olan şeyi Sevim Dağdelen'le görüşmediği ibaret Siğil değil ama bak. daha önceki beyanlar var. Ben var yani. senin, senin söylediklerine uzun boylu cevap vermek istiyorum ama şimdi herhalde zaman kalıyor. Evet, şey şimdi ben. zaman yok. Şimdi bir ara vermemiz gerekecek ama aradan sonra zaten bir 15 dakikamız daha kalacak. Aradan sonra sizinle devam edelim Oral. da yerel seçim konuşuyoruz. Hararetli de bir noktadaydık. Oral çalışlar konuşuyordu reklamdan önce. Şimdi bir kere partiler siyaset yapmak için var. Siyaset yapıyorlar. Yani şimdi HDP de meşru bir parti, İyi Parti de meşru bir parti. Bununla açıktan da yapabilir, kapalı da yapabilir, dolaylı da yapabilir, direkt de yapabilir. Bu siyasetin karakteri gereği hangisini tercih ederlerse onu yaparlar. Yani mesela şimdi hatırlarsanız çözüm süreci döneminde de çözüm süreci döneminde de HDP ile her gün neredeyse hükümet yetkilileri görüşüyorlar. Onlar Kandil'e gidiyorlardı. İmralı'ya gidiyorlardı vesaire. Bu da doğaldı. Yani ben ona karşı çıktığım için söylemiyorum. Çok cesur ve yerinde bir işte o yapılan işte. CHP de o dönemde maalesef düzgün davranamadı. Ama şimdi bugün CHP, HDP ile işbirliği yapıyor. Bu terörle işbirliğidir, PKK ile işbirliğidir diyerek bir şeye girişmek wow, şey bulmuyorum. Hakkaniyetli bulmuyorum bunu. Yani bunu çünkü sonra da HDP, seçme, HDP seçmeni de Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı HDP milletvekilleri de Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş meşru Doğru. temsilcileri. Onun için meseleye böyle bakmak, kriminalize etmemek lazım. Bunun hem siyaseten hem ahlaken hem etik ya olarak... Abi, problem. Öyle diyorsunuz ki kusura bakmayın da ya canlı bombanın tabutuna omuz veren... Milletvekili zaman bahsediyoruz. Verdiği, ver, ben şimdi kriminalize etmezsen bak, bunu bak şimdi şey ver, yapamam. Bu verdiği, gece uyuyamam açık söyleyeyim yani. Verdiği zaman, vereni eleştirir ve suçlarsın ama Ama bu sen, partinin genel o, başkanı da diyor ki pek tabii ki milletvekilimiz ama oraya bak, gidecek. O zaman, o zaman, o zaman. Buna destek verecek diyor bu partinin şimdi o zamanki bakın arkadaş, genel başkanı. Bu uzun bir tartışma konusu. 12 dakikayı eşit ama. paylaştıracağım için böyle bir, hayır, bir, hayır. böyle bir polemiğe girmesek çok iyi olacak. Ben bu kaydı Oral Bey'in süresinden gidiyor. Hay hay haklısınız. Ee, seçmenin hem HDP ile hem İyi Parti ile CHP aynı oranda yani e, işbirliği yaptığı zaman top yani hem İyi Parti'nin bütün oylarını hem de HDP'nin HDP bütün oylarını alamayacağını söyledi. Peki şey, bu, 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 bu şekilde söyledim. tutar mı? Öyle sorayım size. yani ya, Nuh Bey'in söylediği şekilde tutar mı seçmenlerinizde? Bir şey izinli? tutsun diye değil. Yani sonuçta bir tarafta MHP ile AK Parti işbirliği yapmışlar ve bir seçime katılıyorlar. Muhalefet cephesinde biz oyları hepsini bir araya getirebilir miyiz diye çaba sarf ediyor. Ne kadar tutar ne kadar tutmaz onu zaman seçim gösterecek. Seçmenin iradesi gösterecek. Ben bir iddiada değilim. Yani ben böyle bir iş yapmanın meşru olduğunu söylüyorum. Böyle bir siyasetin meşru olduğunu. Bunu gayrimeşru görmeyi yanlış Etkileri mi konuşuyoruz ama bizler o ben sen diyorsun diye söylemiyorum. Tamam. Bu, bu öyle bir şey var yani mesela işte İsmail sinirlendi birden. Ya cenaze tabutu. Şimdi yani mesela, Şimdi şöyle bakalım. Yani Türkiye'de bu meselenin meclis seçilmişlik yoluyla ve meşru zeminde mi yürümesi lazım? Daha faydalı Türkiye açısından ve bunların meşruiyetinin korunması mı önemli yoksa bu işin yalnızca terör meselesi halinde yürümesi mi önemli? Bunun terör meselesi olmaktan çıkıp bir siyasi mesele haline dönüşmesi en büyük HDP isti. Kaybetti e, Ya HDP meselesi değil. Sonunda yasal alanda meşru siyaset yapan insanlar olacaklar ve bunlar da her zaman bir şekilde muhalefette veya iktidarla işbirliği yaparak bu işi becerecekler. Yani böyle bir güçten bu gücün varlığından Evet ben de eleştiriyorum. Hendek siyasetini Türkiye'de en sert, en açıktan eleştiren insanlardan biriyim. Yüzüne karşı da yaptım Selahattin Demirtaş'ı. Bu televizyon programlarını açın hepsinin kayıtları var. Ama o başka onların meşru zeminde kalmalarını istemek başka bir şey. O Türkiye'nin ihtiyacı. E, siz e, Mithat Bey bir, yani kuşkusuz belki bu konuda bir şeyler söylemek isteyeceksinizdir ama şöyle bir konuşulmadık evet. konu kalmasın istiyorum ben de bu konuyla ilgili. Şimdi Adana, Mersin, Osmaniye, Manisa, Muğla ve Aydın. MHP'ye bırakılan iller gibi görünüyor. Ne diyorsunuz bu seçimler hakkında? Yani öyle anlaşmışlar. Yani MHP'nin, yani Osmaniye zaten, Bahçeli'nin kendi yeri. Adana. Dolayısıyla 6 tane vilayet olacaktı değil mi? Evet, 6, evet. 6 tane vilayet. Adana'da Milliyetçi Hareket Partisi açıldı. Bir soru işareti var. AK Parti rahatsız Adana'da. diye söylendi. 4 misli. AK Parti de orada fedakarlık yapıyor. Onu nasıl kabul ettiği AK Parti için. Yani sesini? şimdi onu genel toparlama alayım o zaman. Sonra. Tabii tabii. O şey o kişi şey, o şekilde anlaşmışlar. Yani o ondan ziyade böyle yani oza illeri eleştirirsek şimdi mesela CHP'nin balık kesilmiş şey yapacağım. Yani biliyorsunuz Ahmet Akın'ı gö aday gösterdiler. Şimdi e, Partili olan Pazar arkadaşlar sonucu geri çekmek durumda kaldılar evet. ki yani e, o aday gösterilen kişinin haleti ruhiyesini bir düşünün. Yani partinin de nasıl il tepkiyi gösterebileceğini. Dolayısıyla bu tür şeyler yani onlar partinin iç sorunları ama mesela Balıkesir doğru mu CHP için bence doğru değil. Ben şey üzerinde durmak istiyorum. Yani şu şunu gözden kaçırmayalım. Ben hep böyle bir panoramik bakıyorum. Orada o aday İstanbul'da onun oyunu alır mı falan. Şimdi mesela CHP bir tarafta Ankara'da bir aday gösteriyor. Yani onu da eleştirdim ben çok defa. Yani bu kadar e, Anadolu Birlik ve müdafaa Hukuk Cemiyeti'nden beri gelmiş Türkiye'deki tarihsel arka planı en güçlü ve en uzun olan bir partiden söz ediyoruz. Kendi parti rozetini takıyan, üye olmuş, tozunu yutmuş, partiye emek harcamış. Bir tane aday çıkartamıyor musun Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinde? Şimdi orada MHP'nin oyunu nasıl alırız diye düşünüyorsun. İstanbul'da HDP'nin oyunu nasıl alırız diye. Ya bir tarafta MHP, bir tarafta HDP. Bu partinin Karakteri yani e, hüviyeti açısından zarar veriyor. Bu tam da Nuh Bey'in eleştirdiği konu Oral Bey'in de siyaset böyledir dediği bir mesele. Ama şimdi şöyle ha, şimdi, şimdi, yok işte şimdi şöyle ama şimdi mesela gelelim Ebru Cenaha. Ben mesela AK Parti'nin AK Parti örnek alması lazım diyordum diğer partilerin. Neden? Bütün bir Türkiye partisiydi. Bir parti 81 ilde varsa 81'in tamamında varsa o partiyi övmek ve ders almaktan başka yapacağınız hiçbir şey yoktur. MHP dediniz. Bozkır'a sıkışmış bir parti. CHP'ye baktığınız zaman Kırklareli Tekirdağ'dan başlıyorsunuz. Anamur'a kadar, Mersin'e kadar gidiyorsunuz. Hep böyle nedense seçim akşamları kırmızıyla gösterirler. Orada var. İşte HDP Güneydoğu'da yeşile boyuyorlar falan. Bu ama bunlar diğer yerlerde yok ama AKP her yerde vardı. Şimdi AKP MHP ittifakı da evet seçimlerde birçok yerde alabilir ama bu kadar sert bir milliyetçi damar politikasına da ihtiyacı var mı Türkiye'nin? İleriye matuf olarak söylüyorum. Bunu da her iki partinin özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de gözden geçirmesi lazım. Gönül ister ki ee, şey yaptık yani böyle İstanbul'da konuşuyoruz sevdirim. falan. Mesela İstanbul'a ihanet ettik dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Mesela Sayın zaman zaman çıktığında bu tür şeyleri samimi ya da gayri samimi ama bu tür böyle yakınmaları benim çok hoşuma gidiyor şahsen. Ya dikey yapılanma ile ilgili. Tabii mesela, mesela bir, bir iç hesaplaşmadır o. Olmuştur. Dikey yapılaşma, tarih esit. Yani adayların da mesela bu seçim propaganda süreci sırasında gönül ister ki, İstanbul'un tarihi dokusuyla yeniden buluşturulacak. Estetik gerçekten yerel projelerden değil mi? Evet Daha estetik bir hal alacak. Ya bu Marmaray kazıları sırasında, tünel sırasında Kartal ya da Pendik'teydi. 12 bin yıl önce İstanbul'da yaşamış toplumsal gruplara ait kalıntılar bulundu. Bir tane İstanbullu heyecanlanmadı ya. Kim ne oluyor, kim bunlar diye sormadı, gidip bakmadı kalıntılara. Böyle bir şehir bilinci olabilir mi? Yani yeniden o kent bilincini aşılayacak, bu şehirde yaşamaktan mutlu olacak insanlara dair bir şeyler söylemesi lazım. Yani mutlaka dikey bina yapacağız, şunu yapacağız, işte trafik sorunu da oradan çıkıyor. Önlenemez. Belki de duyarız, umarım duyarız Tabii. diyelim o zaman. Teşekkür edeyim size. Efendim sağ olun, Süreniz ben teşekkür ederim. bitiyor, İsmail Bey size lütfen hani genel bir değerlendirme Biraz yapmak böyle istersiniz diye düşünüyorum. herhalde diye düşünüyorum. Ee, yani üç dakikanız var. Değinilen konuyla alakalı bu ittifak meselesinde CHP şeyinde hem partinin üst yönetiminde CHP'nin içerisindeki çeşitli kliklerde hem de tabanda bir direncin oluştuğunu da söylemek lazım. Çünkü bu işin evveliyatı var. Bu aslında gariptir, enteresan bir şey. Tecelli bu çatı aday meselesini devlet Bahçeli ortaya atmıştı ve cumhurbaşkanlığı seçiminde. cumhurbaşkanlığı seçiminde Ekmelettin İhsanoğlu aday oldu. Şimdi siyasette o günlerin üzerinden çok şey geçti. Şimdi Bahçeli başka bir şey içerisinde siyasi blok içerisinde yer alıyor ama çatı aday bir marka olarak kaldı. Şimdi önce Ekmelettin İhsanoğlu daha sonra Ankara'da şey. Mansur Yavaş'ın aday olması ve seçilmemesi CHP'nin devamlı Mitat Hocamız söylediği gibi aslında CHP ile çok uyumlu olmayan sağdan oy almak kaygısıyla adaylar göstermesi bu önce CHP tarafından olumlu karşılandı. Hani bir yere gidemiyoruz bu şekilde. Sağ seçmeni ikna etmemiz lazım diye ama bu projelerin hiçbirisi başarılı olmayınca şu an CHP seçmeninde çok ciddi bir direnç var yani kazanacaksak da kaybedecekse CHP'lerle kendi şeylerimizle, aday, adaylarımızla kaybedelim diye. Mansur Yavaş formülünün yani e, böyle bir şey de var, handikapı da var. CHP'ler açısından var, da bir var. Hani milliyetçi oyları ne kadar alır? Hem milliyetçi oyları hem EDP'nin oyunu ne kadar alır? Evet bunlar da bir soru işareti. Ama onu o soru işaretini cevapladıktan sonra CHP'li seçmenden ne kadar oy alır? Soru işareti de e, duruyor. Bu HDP meselesiyle ilgili de e, bir şey söyleyeyim. E, sakinleştirecek bir şey. <laughs> Sinirlendi de Oral Bey bana. Ben şeyi çok iyi anlıyor anladığımı düşünüyorum. Eğer e, yanlış bir anlam yüklüyorsam Oral Bey düzeltir. Yani Oral Bey ne demek istediğini çok iyi anladığını düşünüyorum. Günün sonunda şiddetten e, meşru siyasi zeminle çekersek bundan Türkiye kazanır diyor. E, ve bu e, görüş. E, Doğru bir tespit mi? Katılır mı? Ya onaylar mısınız Oral Bey? Evet, evet. Yani bu görüşte aslında benim ya da benim gibi düşünenlerin çok karşı çıkacağı bir şey yok. Ama Oral Bey'le ayrılıştığımız nokta şu. Sanırım artık HDP'yi, HDP'ye laf söylemeden, HDP'yi sert bir şekilde tutup silkelemeden, artık HDP'yi bazı şeylerden dolayı mazur görmeyi, görmekten vazgeçmeden... HDP'yi bu çizgiye ya da HDP ya da öncülleri, ardılları bu çizgiye taşımak çok mümkün silkeledik gözükmüyor. Canım. Zaten yarısı hapiste. Bütün belediye başkanları hapiste. İşte Bakın bu mesela hala kayırmacı bir tutum. Hayır başım. kayırmacı değilim. Yani siz silkeleyelim diyorsunuz da daha net Yani Bütün eş başkanları hapiste. Milletvekilleri hapiste. Belediye başkanlarının tamamına yakını hapiste. Yani bunların hepsini hapse atarak bu meseleyi çözeceksek tamam amenna. Ben. Ya, Peki bu tartışma şu... sabaha kadar gider. O yüzden Nuh Bey'e bir buçuk dakika için söz verelim. Peki. Hala <laughs> mı söz veriyorsunuz? Nasıl? E Peki konuşmuş Hala mı? <laughs> ona, ona Ama yarısını 30 veriyorum. 30 saniyesini de biz alalım. bu, bu <laughs> Yarısını <dakika>. ver. <laughs> Zaten kaldı şu anda bir dakika. Bence <laughs> mesele şu. Evet. E, hangi parti olursa olsun işte toplumun tamamını ilgilendiren e, bütün Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren siyaset üstü konular var İşte bir, Mesela bunun bir tanesi de şu anda e, hocam az önce söyledi önümüzdeki günlerde karşı karşıya geleceğiz tekrar operasyon meselesi. Evet. Terörle mücadele yani öyle bakıyoruz biz buna. Bu tür toplumsal konularda partilerin tuttuğu yol, izlediği tavır önemli. Mesela hem HDP için hem de Kılıçdaroğlu için bence ciddi bir sınav başlıyor. Bakalım bu konuda HDP eğer gerçekten Türkiye'li bir parti olarak bir tavır koyabilecekse eğer ben söylediklerimi tamamını geri alırım. Hakeza Kılıçdaroğlu da Afrin'de gördük. Sayın Kılıçdaroğlu için çok ciddi bir dönem başladı. Acaba MHP veya İYİ Partili seçmenlerle HDP'li seçmenleri nasıl idare edecek bu şeyde? Ben merak ediyorum. Türkiye'yi destekleyebilecek mi? Bir ifade kullandı bugün. Destekliyoruz ama bu böyle olmaz. Şeyde de onu söylemiştik. Afrin Harekatı önce de söylemişti ama Afrin Harekatı boyunca hem CHP'liler hem Kılıçdaroğlu Afrin Harekatı'nın sonuca ulaşmaması için elinden geleni yaptılar. Şimdi göreceğiz bakalım ne yapacaklarını. Bence bunlar önemli. Peki. İşte o zaman biz şey diyeceğiz artık bunlar haksız etmeyelim. Bunlar da bir meşru siyaset yapıyor diyeceğiz o zaman. Peki. Teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Yakın planı bitiriyoruz efendim. Sayın Baydur, Sayın Albayrak, Sayın Çalışlar, Sayın Çalışlar, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Birazdan Gece Bülteni başlayacak. Hoşçakalın.